Doktor Levent Yalçın, Türk El Cerrahisi, daha sonra Türk El 183 Cerrahisi Derneği Başkanıyım. Bugün ilk günümde toplantıya el yaralanmaları, iş kazaları sonucu oluşan el yaralanmaların tedavisine ilişkin yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları nasıl çözebileceğimiz konuştuk. El cerrahları Türkiye'de henüz yeterli kadar sayı ulaşmadı. Dolayısıyla bu sayının artması için neler yapabiliriz? Artı özendirmek için bu dalda daha fazla insanın yetişmesi için neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Onun dışında kongremizin artı de sonra doğru sanat kısmı vardı. Süleyman Ayhan hocamızın desteğiyle yine Pınar Ayhan Hanım'ın güzel bir sunumu oldu. Sonrasında da böyle güzel, keyifli bir tam yerini bilmiyorum buranın ama Pirler Parkı. Evet. Keyifli bir yemek yedi. Sayın Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Keyifli bir sohbet oldu kendisiyle de. Çok teşekkür ediyoruz misafirperverliği için. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Amasya Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Yalçın Tarak. Sayın Başkanlarımız ve El Cerrahisi Derneği'nin katkılarıyla ve Amasya Genelgesi'nin 100. yılı dolayısıyla ilimizde verdikleri bu konferansı, bu düzenledikleri bu toplantıdan dolayı müteşekkiriz. Bizi onurlandırdılar ve Amasya'mızı şenlendirdiler. Bu verimli toplantıyı burada düzenledikleri için bütün başkanlara ve katılımcıların hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu akşamı da ve bu ortamı da bize hazırlayan Sayın Başkanımız Mehmet Sarı'ya gönülden teşekkürlerimizi borç biliriz. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımız. Merhabalar, benim ismim Profesör Doktor Süleyman Ayhan. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin başkanıyım şu anda. Biz 2019 yılında, 1919'da Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılında bir toplantı dizisiyle Anadolu'nun her yerinde plastik cerrahları kucaklamaya karar verdik ve bunun dönüm noktalarından bir tanesi de Amasya. Amasya'da Amasya Genelgesi'nin 100. yılında özellikle iş kazaları ve el yaralanmaları ile bir toplantı düzenlemeye karar verdik. Burada Orta Karadeniz Bölge Temsilciliğimiz Samsun'dan Doçent Doktor Sinan Engin, yine burada görev yapmakta olan plastik cerrah arkadaşlarımız Tuğba Sodalı ve Elif Hanım aracılığıyla burada çok güzel bir toplantı düzenledik. Saray dışlasında. Gerçekten Amasya bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Tıp Fakültesi Dekanımız Yalçın Bey ve El Cerrahisi Derneği ile beraber yaptığımız toplantıda gerçekten el cerrahisi gibi çok önemli bir sorun, el yaralanmaları gibi çok önemli bir sorun masaya yatırdık ve tartışma olanağı bulduk. Toplantımız yarında devam edecek ve Amasya'nın sonrasında da Amasya'nın güzelliklerini tanıyacağız ve Amasya'da gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ben Profesör Doktor Nedim Savacı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Plastik Cerrahi Bölüm Başkanı'nın. O kadar güzel bir ortam ki bu 100. yılında burada bulunmaktan hakikaten çok mutluyuz ve böyle bir toplantıyı düzenleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Burada göstermiş oldukları konukseverlik için başta belediye başkanımız olmak üzere Fakültesi Dekanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Harika bir program. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Her şeyden önce gelen konuklarımıza hoş geldiniz dedikten sonra şehrimizi taşlandırdılar. Onlara teşekkür ederiz. Şehrimiz bana göre hani diyoruz ya kurtuluştan kuruluşa, şehrimizin sloganı budur. Ama senin şöyle geçmişini hatırladığımızda ilim şehridir. Şehrimizde bunca sayıda hocalarımızın teşrif etmesi her şeyden önce
şehrimizi şereflendirmeleri bizim için bir onurdur. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Malumunuz zahiri ve batılı ilimlerde Amasya'nın bir geçmişi vardır. İşte Osmanlı dönemine baktığımız zaman o dönemin alimleri, ulemaları, işte Şerafettin Sabuncuoğlu efendim bizim Amasya'mızdadır. Dünyaca meşhur tanınmış bir ilim adamı. Şimdi 100. yılda sayın hocamızın hanımefendisi burada. Enteresan bir olayla karşılaştık. Gönder kamerayı o tarafa. Sayın Canan hanımefendi Atatürk'ümüzü karşılayan ekibin içerisindeki Nazif Hoca'nın torunudur. Evet. O günlerin anısına efendimiz söylenmiş şudur. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 80 vilayet Amasya'mıza teşekkür borçludur. Eğer o gün bizim dedelerimiz yüreklerini avuçlarına alarak efendim cesaretlerini ortaya koyup Kemal Paşa'ya saygı ve hürmetlerini göstermeselerdi. Amasya müftüsü Tevfik Efendi, hocam Amasya emrinizdedir, Amasya halkı sizi bekliyor dememiş olsaydı, ne bugün cami cemaati, ne de sokaktaki vatandaşlarımız, ne de ilim adamlarımız olmama ihtimali %100'dü. Eğer bugün varsak, Türkiye Cumhuriyeti ayaktaysa, İşte Amasya'nın ehemmiyeti, yani bizim dedelerimizin cesareti, yürekliliği, duruşu efendim bunun sayesindedir. Onun için her şeyden önce bu misak-ı millideki rahat yaşayan, özgür yaşayan, demokrasiyi isteyen veya istemeyenlerin, efendim Kemal Paşa'yı beğenenlerin veya beğenmeyenlerin Kemal Paşa'ya ve Amasya'ya teşekkür borcu vardır. Baştan söylediğimiz gibi camiye de gidebiliyorlarsa, özgür iradeleriyle seçilip seçebiliyorlarsa da işte bizim dedelerimize borçludurlar. Yani Amasya halkına, Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması Amasya halkına borçludur. Bugün akşamın özelliği şudur. Amasya kendi benliğine, ilim şehrine dönmüştür. Bu kadar ilim adamımızın burada bulunması, büyüklerimizin burada bulunması Amasya için çok büyük bir katma değerdir. Efendim onun için biz kendilerine müteşekkiriz. Şeref verdiler. Başımızın taşlarıdır. Her zaman bekliyoruz. Amasya'yı gezdiklerinde biraz daha efendim Amasya hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Şunu unutmayacaklardır ki Amasya aşıklar diyarıdır. Amasya kendine geleni aşık eder. Efendim sevdalandır. Zaten Ferhat ile Şirin de burada bulunması tesadüf değildir. Biz diyoruz ki sevsinler Amasya'yı, sever Amasyalı onları diyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Pınar Ayhan. Son yıllarda aslında bizi daha çok Orda Üniversitesi zamanlı Kemal adlı gösterimizle tanıyor sanatseverler. Orda Üniversitesi zaman adlı gösterimizde 100 yıllık tarihimizden az bilinen, bilinen ama detaylarında kaybolan hikayelerden bahsediyoruz. Mesela Çanakkale Savaşı'nız, mesela Karadeniz Vapuru, Kusoy Operası, Köy Endüstrileri. Diğer gösterimiz olan Kemal'de de ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü çocukluğundan aramızdan bedenen tarihe, sonsuzluğa uğradığımız tarihe kadar anlatıyoruz. Bugün Amasya'da işte o tarih parçalarını, hikayelerinden bazılarını anlatmak için bulunuyorum. Plastik Cerrahi Derneği'nin bugünkü toplantısında ben de sosyal programda yer aldım. Aslında Plastik Cerrahi Derneği'ne teşekkür ediyorum buradan. Çünkü bütün Anadolu'da bu çalışmaları yapıyorlar ve beni de sosyal program olarak konferanslar vermek, tarihimizin bilinmeyenlerini, gerçeklerini, doğrularını sanat yoluyla anlatmak üzere böyle davet ediyorlar. Ben de zevkle Anadolu'muzun tüm şehirlerini onlarla birlikte ziyaret edip anlatıyorum. Sanatın dili hepimizin ortak dilidir. Tarih, bilim, her şey sanatta, yürekte ve aşkta buluşur. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum yaptığımız için. İşim zaten sanatseverler, izleyenler de aynı şeyi düşündüğü için buluşuyoruz her yerde.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.